Sevgili izleyiciler aramızda kalmasın programından günaydın yine sıcak bir gelişmeyle açıyoruz. Programın bir özelliği de bu sezon Dilan Engin Polatlarla ilgili gelişmeleri sıcağına, sıcağı sıcağına takip etmemiz ve bu konuda son dakika gelişmeleri size aktarmamız oldu ki ona da devam ediyoruz. Ali onlarla ilgili süreç artık ne kadar daha ne kadar sürer daha ne kadar devam eder ama e, olayın peşindeyiz. Sen de ben arada id, iddiamı kazandım. Bu iddia? başlığı çok beğendim. Evet. 12'den vuruldular. vuruldular. 12 kişiye tahliye yok. Evet. Tahliye de, yok. E, umdukları dağlara kar yağdı ama ya yani ben e, normal şartlarda Hı. bu ara karar gibi bir şey, yani daha iddianame evet. hazırlanmadan hazırlanmamış. İddianame hazırlanmadan çıkmaları demek, tutuksuz yargılanmaları demek e, demek ki ortada ciddi bir e, suç ve Hmm. suçlama yok. Anlamına gelirdi ki sonuç itibariyle yani ne astroloğun dediği gibi ne Avukat Hüseyin Kaya'nın dediği gibi öyle hmm. kolay kolay duruşmalar başlamadan bir talihe evet. karar çıkması. ilk duruşmadan sonra yani ilk duruşmadan sonra işlerinden tutuksuz yargılananlar olabilir ya da hepsi tutuksuz yargılanabilir. Evet. Onu göreceğiz. Evet. Ama şu anda tutuklukları. Aslında e, dün öğlen saatlerinden itibaren Dilan Engin Polat'ın e, ve beraberindeki 12 kişinin Tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacakları konusunda hem sosyal medyada hem onları takip eden herkes tarafından bir soru işareti oluştu. Bir kısım sosyal medyada Dilan Polat çıkacak ama ardındaki 11 kişi başta eşi Engin Polat da dahil olmak üzere bir süre daha içeride kalacak. Algısı oluştu. Fakat e, karar verildi e, tutuksuz yargılanmaları için yapılan başvuru reddedildi ve tutukluluk hallerine devam edilmesine karar verildi. Avukatları Hüseyin Kayada hakim karşısında e, savunmalarını yaptı. E, kararını açıklayan mahkeme. 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polatlar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı. 12 şüpheli 5 Kasım'dan bu yana ceza evinde bu da 2,5 aydan fazla bir süre hatırlayacaksınız şöyle tartışmalar vardı Ali. Ee, Dilan Polat çıkacak ee, elektronik kelepçeyle. Hani hayatını bir süre o şekilde devam edecek. e ee, eşi de içeride için kalacak diye. Çok, Bayağı çok uğraştı, çok algı yaptı işte. Ee, psikolojisi bozuldu çocuğun, psikolojisi bozuldu. Ee, ama sonuç itibariyle yani ben şimdiye kadar iddianamelerden okuduğum Evet. Ee, Ee, avukat Hüseyin Kaya'yı arıyoruz. Evet. Yani sen devam et biz bulana kadar. O yani e, pratikte Evet. Hilen Polat eşi kadar suçlu olmasa bile kağıt üzerinde her şeyin ortağı olduğu için e, yani yargı karşısında e, o çıkar da o çıkmaz o serbest kalır, eşi tutuklanır gibi bir algıya görüşe katılmıyorum. Çünkü e, bütün şirketlerde inza etkisi ve ortaklığı var. Evet. işte o da e, kendini şöyle savunmuştu Ali. Önüme gelen ki bir takım kağıtları imzaladım ama benim ne vergi mükellefi durumundan ne de başka bir şeyden haberim yok. Ticari zekası olan kişi bu işte eşim demişti. Tam ticari zekayı bu... kötüye kullanmış olabilir ama imza attığınız şeyin de mesuliyetini. Üstlenirsiniz yani. Evet şimdi e, avukatları çiftin avukatları Hüseyin Kaya'ya da soralım durum nedir diye bize son gelişmeyi bir söylesin. Kamuoyunun da kafası karışıyor çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı ne zaman çıkacaklar şeklinde. Olay astrologlara kadar gitti efendim astrologlarına bile sordular e, bir soralım Hüseyin Bey'e de. Ee, bu arada Emrullah Erdinç bu konuyu en başından bu yana takip eden gazeteci. Bir yandan telefonu çaldırıyorum. Arkadaşlar siz de Hüseyin Bey'i bir deneyin. Olmadı yukarıdan bağlarız. Hüseyin Bey dün e, evet. Polat'ın e, resmi hesabı ilk defa açıldı. Evet. E, oradan bir story paylaştı. Hepimiz iyi olacağız. Tasa yok yasa var. Ee, Hüseyin Kaya'nın açıklaması. Evet. evet. Hepimiz iyi olacağız diyor. Yani e, o da kötüymüş anladığım kadarıyla bu. Karardan o da memnun değil. Ee, e, psikolojisi etkileniyordur onun da. Hem aynı zamanda avukatları olmasının ötesinde. Romantik ve yakın... şair bir avukatım da bir daha. <laughs> <laughs> çok geçirilmesi evet. çok doğal. Hayır şöyle bir de yakın aile dostları olmuş vaziyette artık. E, bu arada Emrullah Erdinç, gazeteci Emrullah Erdinç de yaklaşık e, onların gö, e, incelenmesi süreci, gözaltı, tutuklanmaları, cezaevindeki süreçlerinde çok yakından takip eden bir gazeteci, araştırmacı. O da bir açıklama yaptı tüm bunların ortasında. E, çok sorulduğu için yanıtlıyorum. Dün akşamdan beri sanki Dilan Polat bugün serbest kalacak gibi bir hava oluştu. Oysa tutukluluğu ile ilgili bugünkü duruşma normal bir uygulama. Ee, peki Emrullah ara verelim. Hüseyin Kaya, ee, Dilan Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya. Hatta Hüseyin Bey günaydın. Günaydın, iyi gün. Teşekkür ederiz. Son durumu sizden öğrenebilir miyiz? Ee, çünkü iddianame daha hazırlanmamış. Siz hazırlanır hazırlanmaz demiştiniz ki çıkmaları iki gün. Evet, iddianame hazırlanmadı hala. Evet. Dünkü rutin tutukluluk incelemesiydi. Evet. Biz bir gün evvel savunmalarımızı yaptık. Dün de mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Evet. Olay bundan ibaret. Ee, peki sizin bir umudunuz var mıydı tutukluluk halinin en azından Dilan Polat'ın tutukluluk halinin kalkması yönünde? Benim umudum değil de dosyanın geldiği durum itibariyle e, bazı şüphelilerin e, üzerine atılı suçların mahiyeti dosyadaki delil durumu bildiğimiz kadarıyla tabi e, yeni bir delil ortaya çıkmaması e, temelsefenin iddiaları yok sayan uygulamaları e, nedeniyle tutukluluğun ortadan kaldırılmasını Düşünüyorduk hukuk mantığı içerisinde ama mahkeme aksine bir karar verdi. Evet. Mahkemenin kararına karşı da saygılıyız. Evet. Çalışmamıza devam edeceğiz. E, peki suç sandığımızdan daha büyük olduğu için mi tutukluluk kararı kalkmadı? Bunu da anlayabilir miyiz? Bunu da çıkarabilir miyiz? Hayır, sandığımızdan fazla bir büyük suç olduğundan dolayı değil. Mahkeme gerekçesinde şu suç vardır, bu suç vardır, delili şudur demez. Tutukluluk rutin inceleme olduğu için takdire bağlı bir şeydir daha çok. Dolayısıyla daha büyük bir suç iddiasını gözlemlemiş değiliz yani. Bu TEMSefen'in iddiaları e, aksine e, iddiaları yok saydığı gibi bir cümle vurguladınız. Ee, yok sayan onunla... uygulaması evet, yok sayan demeden... uygulaması derken ne demek istediniz onu biraz açar mısınız yani yani TMSF e, e, iddialarda ürünlerle ilgili bir suç isnadı vardı e, o ortadan kalkmış oldu dosyada da buna ilişkin biz bir delil görmedik e, ikincisi de satış yapılan platformlarla ilgili bir e, iddialar vardı İkisi de boşa çıkmış oldu. Zaten ondan önce de ben boşa çıkmış olduğunu gözlemleyebiliyorum. Onu kastettim Ali Bey. Evet. Ya şimdi bu sattığınız ürünlerde yani son kertede yapılan imalattaki ürünlerde kimyasal olarak tahlil yapıldığı zaman hiçbir şey olmayabilir. Yani şey anlamında bağımlılık yaratacak madde anlamında ama yani o iddia neye dayanarak e, yurt dışından gelirken e, işte yabancı daha doğrusu madde bağımlısı bir e, şeyle karıştırılıp geliyor. Sonra ayıklanıp laboratuvarlarda e, kremle ve öteki e, satışa sunulacak ürün diye. Yani böyle bir şey yapılıyor mu hakikaten? Yani Dilan Engin Polat yapmıyor olabilir. E, yapsaydı zaten e, en azından şu ana kadar delillerde görürdük. Böyle bir şey yapılıyor muymuş? Benim bundan hiçbir bilgim yok. Türkiye'de böyle bir uygulamanın takipçisi olabilecek e, bir yetkim de yok ama biz bizim stoktaki ürünlerle ilgili kamuoyundaki iddianın ortadan kalktığını söyleme anlamında ancak bir şey söyleyebiliriz. Böyle bir uygulama yok çünkü 2,5 milyon civarında ürün şu an satışta satılıyor, siparişte gönderiliyor, insanlar da kullanıyor. Ürünlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. TMSF'de bunu tespit etti. Bu evet. ee, da bir Hüseyin... problem yok. Zaten bu ciddiye de alınmadı savcılık tarafı. Evet. Hüseyin Bey şunu sorabilir miyiz? Dün kamuoyunda yine bir algı vardı. Çıkacaklar, çıkacaklar, çıkacaklar. Öncelikle bu algı yine nasıl oluşturuldu? Bir ilk sorumuz. İkincisi Dilan Polat... Tın psikolojisi şu an nasıl? Çıkmayı bekliyor muydu? Bu konuda bir umudu var mıydı? Şu an ne durumda? Ee, umutla ilgili değil. Türkiye'de önemli olan algı değildir, yargıdır. Evet. Ama bu unutulduğu için mahkemeler algıyla iş yapmaz, savcılıklar algıyla iş yapmaz. Bu işi yargı yapar. Yargının da doğru karar vermesi için üzerimize düşeni yapıyor, yapıyoruz. e Müvekkillerin elbette ki dışarı çıkmak gibi bir umudu çok fazla var idi. Hı hı. E, fakat takdir böyle e, oluştu. Bu takdirin ortadan kalkması için hukuk e, alanı içerisinde çalışmamıza devam edeceğiz. E, hikaye bu. Peki. Teş bir soru daha sorabilir tamam, miyim? Şimdi, tabii ki. E, siz konuk olduğunuzda bize e, o detayı bilmiyorduk. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde e, bir müddet kaldığı tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sonra bu haberler çıkınca tekrar cezaevine gönderildi. Şimdi e, her ay yapılan rutin, itiraz reddedilince psikolojisinin bozulması doğal. Yeniden bir ...bakır köylük olma durumu var mı? Yok. Şöyle söyleyeyim. Toplumsal algıda... ...bu böyle değerlendiriliyor. İlaçlarıyla ilgili düzenleme yapıldığı sürece... ...orada tutuldu. Herhangi bir böyle bir durum olup olmadığına... ...doktorlar karar verir. Ben çünkü o işin uzmanı değilim. Ama psikolojisinde bir sorun yok şu an. Normalde şeklinde kabul ediyor... Türkiye'deki bu tür soruşturmaların e, böyle bir akıbeti olduğunun bilincindeyiz. Müvekkiller de bunun bilincinde. Evet. E, derdinizi anlatana kadar bayağı bir mağduriyet yaşama Siz ne zaman gideceksiniz oluyor. görüşmeye? E, biz dün çoğuyla görüştük esas itibariyle. Bir tek Dilan Hanım kaldı. Evet. Bugün de onunla görüşeceğiz. Mektup Peki. sipariş etmiştik. Bize de bir mektup yazsın. Sana e, yazacaktı anlatsın mektup. diye. Evet. İletirim demiştin. İletirsen seviniriz. Bakalım Teşekkür bize karşı. De. ileteceğim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler yayınımıza teşekkürler. katıldığınız teşekkürler. için. Kolay gelsin. Sağ olun. Tas, Teşekkür yok ederiz. Var. Evet tasa yok. Tasa yok yasa algı var. Algı yok. Algı yok yasa var dedi yargı Hüseyin var. Kaya. Ee, evet yargı var dedi. Emrullah Erdinç e, ne dedi? Çok sorulduğu için bu konuyu en başından bu yana takip eden gazeteci, e, televizyoncu Emrullah Erdinç. Çok sorulduğu için yanıtlıyorum. Dün akşamdan beri sanki Dilan Polat bugün serbest kalacakmış gibi bir hava oluştu. Oysa tutukluluğuyla ilgili bugünkü duruşma normal bir uygulamadır. Yani dünkinden bahsediyor. Yani duruşmada her ay olduğu gibi tüm tutukluların dosyası gözden geçirildi ve nöbetçi mahkeme buna göre bir karar verdi. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesi sonrası hakimlik tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu algılar yani X'te, Instagram'da, sosyal medyada Çıkacak Dilan Polat çıkacak, az kaldı çıkacak gibi algılar cezaevinde olan kişilerin durumunu da olumsuz etkiliyor. Şunu da bir kez daha belirteyim. Dilan Polat davasında henüz bir iddianame hazırlanmadı diyor. İddianame hazırlanmadığı sürece de onların durumu henüz netlik yani kazanmamış olacak. Kasım ayında olacak. içeri girdiler. Kasım, Aralık, Ocak. 5-6 ay sürer demişti. Yani çünkü dosya çok kapsamlı bir sanığı fazla olan bir dosya 5-6 ay sürer demişti hukukçular İddianamenin hazırlanması tabi bu arada da sürpriz bir gelişme oldu savcısı değişti ama yani sosyal medyada böyle bir algı oluştu dedin ya Hı. dün bir sorguladım binden fazla post evet. var instagramda Dilan Polat serbest bırakıldı Dilan Polat özgürlüğüne kavuştu gibi post evet. var yani hem de günler öncesinden o sosyal medyadaki e, palavralara inanmayın gerçek burada yargıda e, yargı er geç adalet. Tabii ki olur. onu karar vereceğiz onun dışında herkesin tabii ki bir fikri var avukatı e, onları savunuyor. Astrolo onları savunuyor. Aile dostları ve büyük bir fan kitlesi var. Onlar da çıkacakları yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Peki bu dosyayı takip eden bir ekip ve masa olarak devam edeceğiz. O konuyla ilgili ne kadar gelişme varsa sezon sonuna kadar bu masada her şeyi öğreneceksin sevgili izleyiciler. Şimdi bu mahkeme davalardan bizim ünlülerin... Mahkemelik mahkemeye gitme yolunda olan iki ünlünün haberine geçelim. Şahan Gökbakar ve Buket Aydın. E, hatırlarsanız Buket Aydın hesap ödemem. Beni yemeğe çıkaracak erkek bir zahmet hesabımı da ödeyecek dedi. Şahan Gökbakar geçen yıl daha çok siyasi görüşlerinden dolayı engellediği Buket Aydın'a bir videoda tiye alarak Böyle bir göndermede bulundu ama videonun bir yerinde ağır bir cümle vardı. E, bu arada Buket Aydın da dilini biraz tutamadı ve olay ta Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'a kadar gitti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var izleyin. Evet Şahan Gökbakar'dan nasıl bir gönderme geldi. Ezeldeki e, bir şeyi kullandı, repliği kullandı. E, biz birbirimizi iyi biliriz diyor. Ali Ondan biz birbirimizi değil, iyi biliriz aba altından. Ben senin o varoş kokunu alırım. Evet. Yani orada. Tabii orada e, da var. E, orada asıl. E, Bir de şu sanki hem o var dediğin gibi çünkü e, açık, diğer açıklamasında var. Defalarca dedim, Dedim burada sert gönderme ne var? Yani bakıyorum Hı. sert gönderme o varoş. çok. Evet. E, yani vardır ya bel altı vurmaya başladıkları zaman ay varoş bu falan diye. Evet. Öyle, yani diye, öyle konuşuyorsun evet. derler. Evet. Ali bir de şöyle bir cümle de var o dediğin doğru kesinlikle yani hani oraya buketi oradan şey yapmaya çalışıyor iyice sinirlendirmeye çalışıyor. Bir de biz birbirimizi iyi biliriz Tabii. yani e, konuşturma beni e, sırlara bağ evet. kafam bilgileri biliyorum o biz... noktaya getirme demeye çalışıyor. Evet. Ama altından sopa gösterme lafının daha şık hali. Biz de bunu çok kullanmayız biz 40 kişiyiz birbirimizi, birbirimizi biliriz. biliriz yani. Bana da mı Lolo? Yani bu üstüp aynı. Bu ya yani, neresinden tutarsan tut e, seviyesiz bir tartışma haline geldi. Evet. E, yani yorum yapmaktan da internet ediyorum. E, tutamayacağım kendimi söyleyeceğim kötüyü onun için bir link yapayım. Tamam o zaman ben eee Şahan Gökbakar'ın eşinden özrü, eşinin de Selin e, şey e, Şahan Gökbakar'a seslenişini okuyayım. Sen o arada söyleyeceklerini düşün. Belki bir süzgeçten geçtan geçireyim. <laughs> evet evet. Artistle. Şimdi e, Buket Aydın Şahan Gökbakar'la ilgili bu tartışmasında Google'a girmiş e, ve Şahan Gökbakar'ın e, eşi Selin Ortaçlı'nın Evlenmeden önceki bir takım magazin haberlerine bakmış ve oradan bir takım e, iddiaları alıp e, kullandı bu konuşmada. E, ve Şahan Gökbakar bunun üzerine hem bu biz birbirimizi biliriz, ben senin o baroş kokunu alırım şeklindeki repliği kullandı. Arkasından da eşi Selin'den özür diledi. Yaptığım bir skeç sonrasında ilk arabasını kendi parasıyla almış. Onu tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış. Bunca imkana rağmen şımarmamış. Evlenmeden önce de Sonra da gayet asil, onurlu, temiz, dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selin'im. Hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine bayağı saymış sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcığım seni seviyorum diye yazdı Şahan Gökbakar. Şahan Gökbakar'ın bu açıklamalarının hemen üstüne eşi Selin Gökbakar da bu gönderiye şöyle bir cevap verdi. Bal kocam. Şu 12 senedir vicdanının o pamuk kalbin bana olan sevgin sarıp sarmaladı beni bizi. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın. Sakın kendini kötü hissetme. Ben seni bilirim, severim. Sen de beni. Biz tamamız, gerisi boş. Seni çok seviyorum. İyi ki sen, iyi ki biz diyerek eşinin gönderisine böyle bir yorumla katıldı. Evet, Süzgeçten geçirdim mi? Evet, geçirdim. Evet. E, sansürsüz geri yakalanlar, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve maroş, varoş bir muhabbet bu. Aleyküm selam ben gidiyor. Nereye gidiyorsun? He? Ha, nereye? Yani bu muhabbetten sıkıldım diyorum. Bu yani. muhabbetten, evet. Çünkü bu, bu baştan beri dün bu de muhabbetin kendisi bunlar zaten. Tamam işte. Evet, ama yani, o o direkt buket aydına gönderiyor ama ben, muhabbet. Ben muhabbetin aslında ha. bu olduğunu. Evet. Yani şu an bu. çok güzel etiketlemiş ee, bu bir paylaşım yaparsın da altta etiketler korsun ya. Evet. İşte bu iki resmin altına hiçbir şey yazmadan bu tartıştılar Zer diye zekmiş. leş, bacoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varış muhabbet yazarsan. Şimdi normalde Şahan Gökbakar gök e, buket aydına eleştiri yaparken Evet e, bir laf kullandı. Onu kullanmasaydı? Onu kullanmasa iş bu noktaya gelmez, gelmez. O bir hata yaptı. <laughs> Ama bunun üzerine e, Buket Aydın da öfkesini alamayıp e, bir kadın şiddeti uyguladı. Yani e, eşinin bu olayla uzak yakın alakası olmadığı halde e, eşinin geçmişiyle ee, işte Google'a girin bakın eski soyadı budur Ya pardon da bu kadar da bel altı vurulmaz Yani tamam o senin nasırına bastı ama sen e, bayağı bel altı vuruyorsun Yani iki tarafa da e, ya bu leş, bacos, çirkin, seviyesi dersin. ucuz ve varoş muhabbet yakışmadı ee, Suç oranını böldüğün zaman e, 49'u 51 Ha. 59, 49, şahan 51. Evet. şey eşini kattığı için. Evet. Aslında şöyle Şahan o cümleyi kullanmasaydı e, böyle biraz amiyane kötü çok da tekrarlamak istemiyorum. Onu kullanmasaydı Buket Aydın'a karşı ve Bukete de sorduk gülüp geçecektim dedi. Hani tamam aramız belki çok iyi değil. O beni daha önce engellemişti. Fikirlerimiz farklı. Birbirimizden hoşlanmıyor olabiliriz ama gülüp geçecektim dedi. Ama ben önce önce gülüp geçmiş, sonra bir arkadaşı demiş ki gülüp geçtiğim videodaki şu cümleyi görmedin mi? Demiş yani duymadın mı? Yo ben farkında değilim demiş. Dinleyince zaten Nasır'ına basılmış Şimdi zaten gibi. Zaten bu ünlüler gazla çalışıyor, yan taraftan biri gaz Mutlaka veriyor. Mutlaka arkadaşlar tamamen. var. Sümle'nin e, hepsini duymadan sözde ilk okuduğunda bir şey hissetmediysen yürü git demek ki senin... Orayı dinlememiş. Ha, dinlememiş, basmamış. Ha. Ama son itibariyle e, Şahin Gökbakar e, şeyin e, tarzından hoşlanmayabilir. E, siyasi duruşundan hoşlanmayabilir. Ya bu olabilir. Herkes herkes aynı Bu sigi, o nedenle bu sigeci kötü niyetle çektiğini düşünüyorum. Niyet okuyorum. Evet, İyi evet. niyetle çekmedi. E, ben Çünkü de aynı şeyi düşünüyorum. E, bu kadar video çekecek bir espri değil. En evet. fazla kadınların eleştirmesi gereken bir durumdur bu. Hı. buket Aydın'ın olaya bakışı. Yani erkekler hesabı öder gider, hesabı ödemez. Bu, o ilişkiler. Ama o videoyu çekerken işte bir ben kullanmak istemiyorum. Ben kullanınca hemen e, benden alırlar bak Ali İboğlu böyle dedi diye. E, sevenim kadar sevmeyenim de var. E, gülmüyorum ciddi duruyorum niye gülmüyorsun? Gülüyorum diyorlar ki niye gülüyorsun? Onun için e, A, çok an... sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. <laughs> şu an sana da bir video çeksin. Bana çekmişti eyleri ben de eyleri kullanırken böyle açıyorum. Tam onu toparlayamıyorum kaç yıldır. Eee, bir habere gıcık oldu yaptığımız bir haberi gıcık oldu. Müge'nin e e e ee, ee sorunu diye ya güldüm geçtim tabii. Bir de beni rencide edecek bir şey yoktu tabii o videoda. bir de gülüp geçmeyi artık öğrendik bunca yıl şimdi, sonra ama oradaki laf Sosyal medyada ağır. E, şimdi dünkü e, Selin Selinciyerci e, telefonla bağlandı. Kısa bir video alıp e, Selin Selinciyerci Ali Boylu'na saydırdı. Telefonu kapattı. Ağzının payını verdi. Ya şimdi yutkunuyorum buraya kadar geliyor diyorum ki ya videonun devamını izleyin ikinci kez bağlandığından nasıl hatasını anlayıp özür dilediğini yani bu algı operasyonuna gerek var bir derin nefes alıyorsun bir derin nefes alıyorsun. O öfkeyle bir şey paylaşırsan çok sert olur. Yok olmaz. <laughs> bu evet. kedaydın da arkadaşının kazına evet. gelip evet. <laughs> o öfkeyle o videoyu çekti. Gittikçe e, birbirlerinin pazalarından aşağı çekildi. Evet. Aynen diyor. böyle ee, yani, katılması burada leş, paus, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz varoş falan diyor da e, bunu herhangi bu tartışmanın kendisinin başlıkları bunlar. Peki oradan daha şık bir şeye geçelim, hadi. E, dün inci taneleri yani neredeyse 15-20 günden bu yana Hazar Ergüçlü'nün dansı e, o şarkıyı söyleyen e, Erkal'ın e, fiyatının sahne fiyatının 4000 TL'den 300 bin TL'ye çıkması, Hazal Ergüçlü'nün giydiği güllü dallı elbisenin bir anda 940 TL'ye alıcı bulması diye inci tanelerini dilberi dilber dansını konuştuk durduk. Ee, dün de ekrana gelmeden önce ekip basının karşısına çıktı. Çok esprili konuşmalar oldu. Espriyi tabii ki kalemi kuvvetli olan <laughs> Yılmaz Erdoğan ardarda patlattı. Bakın neler söyledi. Evet e, Yılmaz Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Onlar da gelecek mi arkadaşlar? Ha e, şeyde şimdi Yılmaz Erdoğan e, orada komik bir şey yapıyor Ali. Diyor ki bilseydim diyor arkadaşlarımız soruyor. Ya bu kıyafet yok sattı, bundan da haberiniz var mı? Böyle bir kültür, böyle bir algı oluştu. Ya bilseydik diyor, kıyafet işine de girerdim diyor. Evet, Çünkü sevgili izleyiciler, 500 küsürden başladı, hatta daha düşük bir fiyattan başladı. Ta 940 TL'ye kadar çıktı şu allı güllü elbise. Alanlar giyse de paylaştı Instagram'da bu e, hakikaten bir gaz mıdır yoksa gerçekten bence insanlar, insanların, Bence insanların böyle eğlenmeye, böyle gırgır gır geçmeye, bir şeylerle oyalanmaya ihtiyacı var. Yoksa elbiseydi, danstı, yok Ankara havasıydı, yok işte kursların açılmasıydı. Bu, bu kadar böyle hızla ele geçiremez yani sosyal medyayı. Yani insanlar bir bana göre... Katlıyorum sana. Bir eğlence için evet. işte Dilber'e ev alma derdine düştür evlilikte. Evlilikleri. O da ayrı komik. Için falan eğlenme peşindeler. Evet. Ama e, pavyon üzerinde sosyolojik bir araştırma yapmış herhalde Aydilge. Evet bayağı. Anlatıyor. Sanırsın hani vardır ya e, Amerika üçüncü cinsiyeti dünyaya yaymak için Hı. işte e, Türkiye'deki erkek şarkıcıların tırnaklarının boyamasına sebep oluyor falan gibi böyle büyük ütopik bir e, şey senaryosu, evet. e, teori ortaya atanlar gibi yani öyle düşünen, öyle etkilenenler de olabilir. Evet. evet. Ama sonuç itibariyle bu kadar büyük bir e, hedefle yola çıktıklarını toplumun da e, sosyal medyayla bu kadar etkileşim içinde kaldığını Olmaz. sanmıyorum. Evet. Göreceğiz bir yarım saat sonra. Ee, reytingler çıkacak. Sosyal medyada bu kadar ihtimalle... çok konuşulan... Ee, iyi din, din, alacaklar. Ne kadar izlendiğini, ekran karşısında kaç kişinin ilgi gösterdiğini göreceğiz. Alacaklar. Yani ben genelde Twitter'da TT olan e, 60-70-100 bin e, Twitter'da TT olunca X'de ne oluyor? Nasıl? Twitter X oldu zaten. X oldu da ha. Twitter'da TT oluyordu. X'de TT X'te, mi oluyor? X, X TT. Olmaz, olmaz. Evet X TT X, <laughs> X, olmuş oluyor. X'de trend mi oluyor? X t. Evet. Yani iç değil bakalım. X evet. bunu da biz. E, sanki reytingi iyi gelecek gibi. Peki o zaman sadece Twitter şeyde X'te sosyal medyada e, hani ünsüz insanları da mı etkiledi? Hayır, ünlüleri de etkiledi. E, Gülşen de Dilber akımının etkisi altına kaldı ve Maslak'ta sahneye çıktığı bir gece kulübünde bakın ne yaptı? Yani ya sözü Ali'ye vereceğim. Diyeceğim olsaydı burada Ankaralı Ayşe. Gelecek şimdi. Yani ona gelecek de şu anda olsaydı ona e, yani ben diyeceğim olmamış. Şarkının ritmi olmamış. düşük. E, deviri düşük. E, yani 45'lik yerine 33'lük çalmak gibi. İkincisi yani pardon da Dilber dansıyla uzak yakın alakası yok. Evet. Yani biraz şeyden Hazar Örgüçlü'ye dans, ders veren kimdi? Elif. Elif Erol'dan Evet. ders alması lazım ya da e, yani ben de. Yani e, şöyle söyleyelim. Gündemin dışında kalmayalım modunda biz de hadi bir, o şarkıyı. Biz de bu rüzgardan payımızı alalım. Şimdi Gülşen şık yine baktırıyor tarzıyla, kıyafetiyle ama ne dansı Dilber dansı ne söylemi Dilber şarkısı yani hele de e, sosyal medyada ünlü olmayan kişilerin bile çok başarıyla bize gösterdiği dansın çok gerisinde bir pop yıldızı olarak yani şey gibi söylüyor sanki hani bestelediği bir pop şarkısı gibi söylüyor evet yani ama o şarkı Patronun zoruyla e, repertuara alınmış aha, bir şarkı gibi. O şarkının kendine ait böyle bir şeyi var. Bir enerjisi var. Yani onu böyle hissederek söyleme hali var. Ee, onun için pek Anlısı, bizim Yaşar, sınavımızdan ben, geçemedi. Enerji, enerji, enerji. Enerji. Ya, enerjimiz <laughs> Peki yükseldi. şimdi güzel bir şey ekrana gelsin. Daha doğrusu önce üzücü sonra sevindirici bir haber geldi. İbrahim Tatlıses'in daha birkaç gün önce dünyaya gelen iki sorunlarından bir tanesinde... Kalp sorunu vardı ve o minik 3 günlük bebek ameliyata alındı İşte sonuç. Şöyle bir durum var ne kadar sevindirici ki 3 günlük bir bebeğin kalbi doktorlar tarafından tamir edildi. Gayet de iyi geçmiş sağlığı da yerindeymiş. Tabii bütün aile özellikle Yasemin ve İdo bir hop, hop kalktı şu an rahatlar. Fakat İbrahim Tatlıses torununun ameliyatının başarılı geçtiği ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkürler diye paylaştığı fotoğrafta bebeğin yüzünü apaçık gösterdi. Ee, önce bir apaçık gösterdi bu fotoğrafta olduğu gibi. Bizim Halbuki gibi. evet şimdi Kapalı fotoğrafı getiriyorlar. Halbuki annesi ve babası imtina ettiler. Öncelikle fotoğrafı göstermemek konusunda. Ama İbrahim Tatlıses tutamazsın. E Çünkü daha önce de aileyle ilgili, ailenin bazen canını sıkacak şeyleri falan... Hop önden veriyor. İbrahim Tatlıses'e. Kim ne diyebilir ailede de? Evet. Hop yapma bir dakika dur falan. Durumu baba anlardı. bir dur baba. Yok o durmuru anlamaz yani. Peki İdo Tatlıses'le... İkiz oğullarını dünyaya getiren eşi Yasemin'e aynı zamanda bugünlerde doğum günüydü çünkü doğum gününde şöyle seslenmiş: "Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek çok zor ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor." demiş. Çok aşık bir adam. Eşinin bir dediğini de iki etmiyor. Yasemin de cevap vermiş: "En güzel hediyelerim. Şimdi i̇yi ki sen, iyi ki biz demiş. Bu vesileyle bir şey. Vurgulamak istiyorum bu e, iletişimi, insanlarla iletişimi sürdürürken e, bu tip konularda bir şey imal ediliyor. Hı. Elbette ki e, insanların duaları çok önemli. Evet. E, ama e, sonuç itibariyle e, burada operasyonu yapan e, yarı ömrünü eğitime, eğitime, doktorlar. Eğitime. O doktorların çapasını da yapana atmamak lazım. Tabii. Öncelikle Allah sonra doktorların sonra da sizin e, dualarınızla diye evet. e, herkesin hakkını teslim etmek lazım. Sadece e, duayla yetmiyor bazen. E, Allah'ın da yardımcı olması lazım. Şansınızın yaver gitmesi Tabii ki için. elbette başta Eğil Allah doktora diyoruz. doktora düşmeniz lazım. İşinin ehli doktora. Bir de işinin ehli olmayan doktora düşerseniz yandınız. Evet. diyorsun. Peki şimdi Gülşen'in Dilber dansı ve şarkısını pek beğenmedik. Zaten sosyal medyada fazla beğenilmedi. Şimdi şeye ne diyorsunuz? Serenay Sarıkaya'nın Orhan Gencebay imzalı Benim Dünyam performansı. Bir de ona bakın. Eee Ali Serenay Sarıkaya'nın her ne kadar böyle modern, yeni çağ gençliği gibi bir görüntüsü olsa da bak onun ilginç bir tarafı var. Evinde Arabesk şarkılardan oluşan 45'lik koleksiyonu varmış. Plak dinliyor. Türk. Ee, Orhan Gencebay. Türk mi dedin? Türk Türk. Ha Türk. Ee, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Kamuran Akkor, Bergen falan hepsini çatır çatır söylüyor. Ama ha, İyi ha... De, iyi de söylüyor. İyi de. de söylüyor, güzel Ama de burada söylüyor. Burada gördüğüm e, Kıvanç Tatlı doğa uyguladıkları düz dışı e, maalesef sahnedeki sanatçı uygulamadılar. Gözlerinin etrafı simsiyah. Ha. Yani kötü bir ışık düşürmüşler. Işığa mı takıldın? Yani daha güzel bir görüntüyle e, yani solist ışığıyla şıkır şıkır olsaymış Evet daha iyi bir görüntü olurdu. Evet. Ama güzel söylüyor. Hissederek söylüyor. Hissederek. Evet. Hançerden söylüyor evet. mu denir ona? Yani o o kadar müzikal bir gibi yok ancereden mi söylüyor evet evet, evet. çünkü <laughs> o o işi yapanlar böyle söylüyor buradan söyleyeceksin şuradan söyleyeceksin ama ya mesele çok iyi ses mi hissederek söylemek mi şuradan çıkması için yani yani sen hissettiğine göre o hissederek söylüyor kesinlikle Hizek o da hissediyor hissediyor peki bir karşılaştırma yapacağız şimdi Konumuzun mikrofonu takıldı mı takılıyor takıldı mı arkadaşlar Tamam, peki. O zaman e, Benim Dünyam şarkısının böyle sahnelerde gümbür gümbür söyleyen isimlerden bir tanesi, yıldızlardan bir tanesi de Ebru Gündeş'ti. Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya'nın bu yorumuna bayıldığını yazdı. Sosyal medyada paylaştı. Bir de Ebru Gündeş'ten dinleyelim. E tabi Ebru Gündeş söyleyince başka bir oluyor insan ama Serenay Sarıkaya'yı da kutluyoruz. Şimdi... Dilber dedik, dans dedik, Ankara dedik, oyun havaları dedik. Bu işin ustası hazır. Hem de bayağı bir hazır. Ankaralı Ayşe gelsin. Ama kupkuru gelmesin, dans ede de gelsin. <laughs> Zil. Bana da Ankara havasını oynattı ya. Hoş geldin Ayşe. Ama harika oynadın. Bütün mesele ayak hareketiymiş. Evet, yani ha. bu... E... Ankara Kaşık Oyun Havası'nda evet, en önemli püf noktası ayak figürleridir. Ha. Ama bir yandan da dizini kırıyorsun. Tabii. O da kolay bir şey değil. Aynı zamanda şarkı söylerken de nefes nefese kalınıyor. Yani 30 saniyede öğrendim. <laughs> <laughs> Hiç bozmadım ben gördüğüm kadarıyla. Evet Aa, yanında A ustası var. Azar Ergüçlü bayağı e, senin yanında yetenek kabuzu kalır Aa, <laughs> böyle bir kabarayım mı şimdi buradan bir Ankara havası yapayım mı kendime peki Ayşe hoş geldin ayağının tozunda hoş nefes nefes etsin. arkadaşlarımız İnci Taneleri dizisinin gösteriminden hemen önce toplantıdaydı basın toplantısındaydı yazarı çizleri başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan arda arda evet. esprileri patlattı Hazar Ergüçlü de yanındaydı şimdi o bandı bir daha izleyelim orada sana soracağımız şeyler var Tamam. tamam. izleyelim. Tamam buradayım. Bir Ayşe Ankaralı Ayşe bu işin ustalarından Estağfurullah. Ayşe. Estağfurullah. Bu nasıl kültürel bir doku ki Allı Güllü elbise 940 TL'ye çıktı. E, şarkıcısı 4000 TL'den 300 TL 300 bin TL'ye artık sahne alıyor. Elbisesi şarkısı dansı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu kadar mı düşkünüz biz Ankara havalarıyla oynamaya? Aslında sadece bu... E... Bu kıyafet, bu elbise, evet Ankara oynamasıyla bağdaştı, İşte basına, e, halkın gözüne, halkın kulağına bu şekilde geldi. Ama e, bu yıllardır yaşadığımız şeyler, ha. bu, bu yıl da işte Ankara ha. konsepti e, gündemimize geldi. Evet. E, aslında biraz önceki röportajdan hemen bir şey söylemek ha. istiyorum. E, orada kadın Sömürülmesi gibi evet, bir kelime e, kullandı arkadaşımız. Aydilge. Şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar Hı. kapılar arkasında işlenen bir kabahatmiş gibi gözükse de pavyon Hı. hayatı Hı. aslında öyle değil. Nasıl? Öyle değil. Hı. Şimdi e, pavyon kültürü sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada var. Hı. Bütün e, dünyada olan bir şey bir eğlence sektörü. Hı. Ee, orada ya o, o kelime böyle biraz takıldım böyle bir yani orada üzüldüm, kadınların öyle bir şey e, Oraya bir kız... E, itiraz ediyor aslında pavyona değil kadınların kötü Kadınların kullanıldığı tabii ki özenilebilecek bir hayat değil. Evet. Ee, gece hayatının başka bir şekli versiyonu, şey, versiyonu. Hı. Hı. ama şimdi orada e, pavyon kültürü pavyon hayatı pavyon kültürü... Hı. Ee, akşam ben diziyi bu bu arada iki kere izledim sevdim çok sevdim çünkü evet. çok güzeldi ama bir ters köşe geleceğini biliyordum Hı. dizide Hı. bunu hissettim Hı. fragmanlar her ne kadar da sadece Ankara e, şey edin. Ankara havası ve pavyon hayatı olarak e, belirlenmiş gibi gözükse de te, bir ters köşe geleceğini biliyordum orada hissetmiştim onu yani e, Orada bir oyuncumuzun bir tanesi bir kelime kullandı dizide. Hı. Dedi ki Hı. işte Yılmaz Erdoğan'a Pavyon hayatını, Pavyon kültürünü anlatırken Hı. orada bir şey söyledi ve çok doğru bir kelime kullandı. Neydir? Dedi ki burası pavyon olabilir. E, fakat buraya gelen kız girdiği gibi girer, girdiği gibi de buradan çıkar. Hı. Onu Dedi. özellikle Bu böyle bir Kelime kullanıldı. Evet, peki. Gerçekten bu öyledir ama. Ha, gerçek hayat. Gerçekten öyledir. öyledir. Peki sana şunu soralım, Hazar Ergüçlü'nün Ankara performansını nasıl değerlendiriyorsun? İnanılmaz güzel. Başarılı buldum. Çok başarılı. Evet. Yani sanki günleri doğru mu yapıyor? Her şey çok doğru. Hatalı bulduğun bir şey yok yani. Hiç hiçbir hata bulmadım. Ha. Sevgili Hazar inanılmaz güzel oynamış. O e, şimdi bizim Ankara e, oyun havası dediğimiz o ritmik o ritimde o kaşık kaşığın zilin ve bakır darbukanın hmm. bongo'nun bir birleşimi vardır. Onların yarattığı bir büyü vardır. Hmm. Bu enstrümanlardan çıkan o büyülü sesle hmm. Aslında hmm. o oynarken hmm. o yüzde, yüzündeki o acı ifadeyi bile duygusallığı bile ya, vermiş inanılmaz güzel vermiş. Bu dansta bu dansta çünkü kursları da açılıyor. Hem de böyle avukatlar, doktorlar falan gidiyormuş. Ee, bu dansın en püf noktası hareketi hangisi? O eğilme mi? Ayak figürüdür, eğilmedir. İşte yani o ritmin içinde alabildiğiniz, ritimden kaçmadan o ritmin içinde alabildiğiniz şekildir. Hı -hı. Ve o duyguyu yansıtmadır. hazar. O oynarken, duygu acı mı? E, evet, o duygusallığı da. Aslında diyor ki ben buraya geldim. Hı -hı. İşte pavyondayım, Burada çalışıyorum. Hı. Ama burada e, eğlencenin Hı. E, yapabildiğimin en üstünü Hı. en en em, en doğrusunu en dibine kadar yaşamam gerekiyor diyor. Peki e, Hazar Ergüçlü'nün bu dansının bir de Gülşen versiyonu var. O da <laughs> Ali hiç beğenmedi ama ben de Ali'ye bu konuda katılıyorum. Maslak'ta bir ünlü bir gece kulübünde sahneye çıktı. Ee, gayet şık falan. Ama bir şöyle bir dans yaptı. Bir de sesi de verelim. Ayşe hem sesle hem dans performansıyla bir değerlendirsin usta olarak. <laughs> Ayşe'cim dürüst ol. <laughs> Kimseden çekinme ve doğruyu söyle. Vallahi <laughs> e, ee, o zaman direkt dürüstçe biliyorsun öyle papatya papat böyle ben söylüyorum. Sen. Yani ben normalde Gülşen'in kendi şarkılarında bile dansını beğenmiyorum ki ha. burada da hiç beğenmedim. Hmm. Yani doğru bir tane yaptığı bir figür yok. Hmm. Yani ritmin içinde yani böyle... Evet ben de <laughs> Ali Bey'e ben de katılıyorum <laughs> tamamıyla. Hiç ...güzel, estetik durmamış onda... ...hiç evet. güzel durmamış... Evet. ...çünkü bu Ankara dansı... ...Ankara kaşık oyun havası... E, ...oyun dansı... Daması, çok da, çok evet. ...hem e, işte dedim ya... ...yani o o ritmin içinde... ...hem bu kaşıklarla... ...hem o ayak, ayak figürüyle... Hmm. ...her şeyini birbirine inanılmaz şekilde... ...bağdaştırmanız ve kontra kalmadan... ...yani ritimden çıkmadan... ...onu yapabilmek... Hmm. ...ve oradan gelen o ritimlerin... ...o duygularını hmm. yüzüne ve vücuduna yansıtabilmek, yani yansıtabilmek. vücut diline evet. e, yansıtabilmek, yüzüne Tabii. yansıtabilmek. Bunu yani ben e, dedim ya hani dizi inanılmaz başarılı buldum ve iki Hı. kere izledim. Hı. Hemen diğer tekrarında Hı. izledim. Kaçırdığım bir şey var mı diye Ankara şarkılarına dikkat ederseniz güncel evet. e, kelimelerle evet. hani Hı. böyle popüler olmuş güncel Hı. kelimelerin e, o ritmin içerisinde yerleştirilmesi mu? aslında ee, acı da olsa, hüzün de olsa, duygusallık da olsa, olsa işte sevinç de olsa o e, işte müziğin içine ve ritmin içine yerleştirilmesidir. Hı. Aslında Yılmaz Erdoğan gerçekten Hı. çok büyük bir usta. Hı. Gerçekten çok Hı. büyük bir bu usta. Evet. Bunu sadece şarkılarla oraya yerleştirmekle kalmamış o güzel, esprili, e, akılda kalıcı Cümledir ve... Böyle ders verircesine Hı. çok güzel cümleler, kelimeler ve laflar da eklemişler. Evet. İnanılmaz bağdaşmış ya. Evet. O gerçekten o bizim işte ritimlerle, o kaşık Dan oyun evet. havasıyla. Şu ve kaşık dansı bir parça kapar gibi oldum. <laughs> Çıkışta da Ali bir kaşık çalarım belki. Kaşık çalmayla gideriz. Çok güzel bağdaşmış. Peki çok güzel şöyle bağdaş. haberlerimiz var, yeni haberlerimiz var. Onlarla da devam edelim. Umut Akyürek, Türk Sanat Müziği'nin değerli bir ismi. Evet. Hatta diyorlar ki Türk Sanat Müziği'nin Angelina Jolisi geçenlerde yaklaşık bir iki ay önce alın daraltma operasyonu geçirdi ve bunu da sayfasından paylaştı. Sonrasında yeni yüzünü Instagram sayfasına koyduğunda aman Allah'ım eleştirilerin dozu arttı ve Umut yürekte önden ak yürekte bir önden anons yapıyor. Yakında bir açıklama yapacağım, herkese cevabımı vereceğim diyor ve bir şeyler söylüyor izleyelim. Evet biraz çok oynamamış mı yüzünle? Çok oynamış. Evet. Yani doğallıktan kaçmamak gerekiyor. Ee, yani tabii ki ufak tefek küçük dokunuşlar yapmalı insan kendine ama ben de yaptım. Bende de var mesela bende de burun ameliyatı var. Evet. Ee, ama bu kadar çok oynanılmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Evet. Doğru bulmuyorum. Yani bir... Iı, yani aslında ne kadar da güzel bir kadındı. 20'li yaşlardaki evet. fotoğraflarını getirdi arkadaşlar. Hiç böyle bir şeye Peki ihtiyacı anladım. yoktu ama evet. hani yapması... Bir de insan herhalde güzel olunca daha da güzel olayım diyor. Paran olunca daha da olsun diyor. Malı mülkün olunca biraz daha olsun diye. Yani böyle hep daha da daha da, daha da fazla <laughs> evet. noktasına mı gidiyoruz? oğlu biraz doyumsuz galiba. Ya bu son günlerde sıkça ele aldığımız bu e, yüze dokunuşlar yaptıran, yaptırdıkları söylenen ama yok yaptırmadım diyen. E, yani operasyonlara harcadıkları vakitin yüz katını kendilerini savunmaya harcıyorlar. <laughs> sosyal Doğru. <medyada. gülüyor> e, yani spoiler çekiyor. Yani önceden anons çekiyor. Daha dur bu konuda konuşacaklarım var. Şimdi önceden bununla idare edin. Yani e, daha bunun devamı var. E, yaptırdım yaptırdım yaptırdım. Ya... Yaptırmadım ve evet. yaptırdım size ne ben kendimi böyle hissediyorum diyebilmeli insan yani gözde görülür değişiklikler var hiçbir şey yaptırmadım diye. Evet. diyorsan öyledir abi yani hakikaten Bu bir şey yaptırmadın. Ben bir sonraki bandın nasıl gelebileceğinin şeyini tonunu hissedebiliyorum. E çünkü çok bazen ağır konuşuyor o da ne söylediğini bilmiyor alt tarafı estetik ya da değil bu bu kadar insanlara ya Yaptırabilir Hakaret e, e, edebilecek e, bir boyuta evet. vardırmamalı Yaptırmadım size öyle geliyor yaptırdım ama yaptırmadım demesi biraz insanları şey yapıyor yani tabii olmamış dedirtiyor O itici geliyor Evet Yani Seda karşı... Sinan bir tek yaptırdım diyen evet. ya da birkaç ünlü daha ya Çok görece bir kavram bu yaptın Oldu mu olmadı mı? Evet. E 100 kişiye sor 60 kişi oldu der 40 kişi olmadı der. Evet. Yani e, yani o kadar gerilizce bir kavram ki bunun ortak noktası yok. Senin içine siniyorsa eyvallah sinmiyorsa 40 tane video da çek gene sinmez. Tabii evet. bana doğru gelmek zorunda değil hiçbir Hı. şey ama kişinin kendisine kendi yaptığı şeye doğru olduğuna inanıyorsa ya e, doğru ya da yanlış. Paylaşımdan sonra hiçbir şey yaptırmadım demek o doğru değil işte. Evet, Peki o... estetiğini <laughs> itiraf edenlerden bir tanesi de Yonca Evcimik. Karın kası yaptırdı hem de karın kasının 6 saat süren bir operasyonla karın kası yaptırdı. Şimdi normalde karın kası yaptıran erkekler yok işte biz spor salonunda çalışıyoruz falan diyorlar ama karın kası yaptıran kadın bunu itiraf etti. Evet. Erkeklerin estetiklerine de biraz laf attı. Yonca Evcimi'nin açıklamaları gelsin. Ee, aslında herkesi yani estetiğe düşkün olup kliniklere gidip e, yüzümü doldurayım diyen herkesi bozan söylemlerini de inandırıcı kılmayan tek suçluyu söylüyorum tek suçlu dolgu Yani kesip biçtirip gerdirmekte bir parça daha kurtarıyorsun dolgu? Ali bana nasıl bakıyor? <laughs> Ali doğru aradaki, durmayacaksın. Aradaki fark ne? Aradaki fark kesme biçme de malzeme kendinin. Evet. Derini kesiyor, biçiyor, kulağın evet. arkasına hadi. Dolguda içine bir madde zikrediyorlar, bir şişiyorsun işte. Hakan Peker'in şiştiği gibi, Rafet Elroman'ın, Gökhan Özen'in Yoğun evcimin de yüzünde var tabii ki. O bir şeyi saklamıyor ama böyle davul gibi şişiyorsun işte. Ama bak şimdi yüz deyince böyle sana bir odaklandım. Çok güzel bir yüzün var senin. Canım teşekkür ederim. O sen sevdiğin için. bizde Yok, de gerçekten. artık yaşımızdan gereği deformasyonlar çıkmaya artık, başladı. Artık doğal yüzlere evet. hasret kaldı. Doğal doğal yüzler kendi <laughs> paçasını kurtarıyorlar. Peki estetikle ilgili kim ne demiş? Özellikle erkek estetiğini sana soracağız. Var bir kişi daha yüzüyle ne yaptırdı diyen. İzleyelim. Bakalım. Şimdi aslında mesele estetik güzellik değil. Mesele uzun yaşamın sırrını bulmak. Uzmanlar dünyanın dört bir köşesinde bunun için milyon dolarlar dökülüyor. Meğerse malzeme yanımızdaymış. Çok uzaklara gitmeye gerek yok sevgili izleyiciler. Ankara'lı Ayşe'nin babaannesi. Siz bu haberleri izlerken öğrendik ki Nazife Hanım 117 yaşında evet. ve... Hala hafızası, aklı, her şeyi fiziken de güçlemiş sırrını çabuk söyle. Estetikten Sırrım. daha önemli bir konu. Babaannem tereyağının dışında hiçbir yağ yemez. Görüyor musun? Sadece tereyağı yer. Günlük mutlaka bir çay bardağı, su bardağı değil ölçüsü vardır onun. Hı. Günlük bir çay bardağı mutlaka taze limonata. Ha, şekersiz. Ha, şekerli. Yok, şekerli limonata ha, evet. içer evet. ve tereyağı yer ve mısır unu Hı. ve e, yine ata tohumlarımızdan bizim köyümüzde ekilir Hı. o bu iki buğdayın karışımıyla Hı. hem de, e, mısır unu ve buğdayın e, buğday ununun karışımıyla yapılan bazlama yer tereyağı bazlama. Günde kaç öğün yiyor? İki. İki, öğün, i̇ki yiyor. öğün yiyor. Uzmanlar hep onu öneriyor. Altıdan sonra gerçekten aslında babaannem bunu yıllardır yapıyormuş. Ha. Tabii biz de böyle diyetisyenlerle falan e, görüştükçe işte ha. televizyonda duydukça evet. e, al diyorum bunu babaannem demek ki yıllardır yapıyormuş. Altıdan sonra da Hı. su dışında hiçbir şey yediremezsiniz içiremezsiniz. Ama günlük mutlaka yediremezsiniz. Taze sıkılmış bir çay bardağı limonatasını Monatası. içer, evet. tereyağını yer Hı. ve e, öğle arasında da mutlaka taze... Mevsimin meyvesi neyse onu yer. Hmm, böyle yoğurtlu, sütlü falan böyle şeyler. Yer onları yer. Evet. Onlar onlardan da yer. Bir çıkar. de nasıl Ama... olumlu bir kadın mı? Süper baba. Vallahi anlar. ben bir şey söyleyeyim size. <laughs> Babaannem kesin izliyordur zaten şu an bizi. Canım ya. Ee, hamrem... mutlaka takip eder beni zaten. izler. İzler. Babaannem size yemin ediyorum hala kaynanalık yapıyor yengelerime ve anneme. Hala kaynanalık yapıyor. Hı. Eğer gelinin bir tanesi işte Hı. E, yaptığı bir şey hoşuna gitmezse hemen orada hayır diyor ben buradayım diyor. İnanın akıllı tele, bu telefonları biliyor. Hı. E, bayramda selfie çekmeye çalışmıştık böyle böyle ama dedi hepimiz dedi çok kalabalığız. Bu telefon nasıl alacak? Emre çekiyordu e, eşim. Hı. Aa diyor akıllı telefonmuş diyor. Hepimizi alır diyor. Ama diyor beni diyor. Facebook diyemiyor babaannem Hı. Ama diyor Emre diyor bak diyor beni diyor facele diyor böyle çirkin çıkartma diyor güzel çek beni diyor. İşte diyor. kadın kaç yaşında olursa olsun kadın güzel çıkmak istiyoruz ve süper babaanneye buradan Nazife hanımla çok sevgilerimizi yolluyoruz. Ayşe. Babaannemin yani, estetikçileri yerinde yani Evet, evet. kendi misafirini kendi ağırlar, temizliğini kendi yapar. Gelinlerin hiçbir yaptığı temizliği beğenmez ve bu estetik yapanlara da bir tepkisi vardır babaannemin. Bir gün böyle yan yana oturuyoruz işte televizyon izliyoruz falan. Böyle gözünü kısarak falan bakıyor. "Ne oldu babaanne?" diyorum. Ya diyor bunlar da diyor çok günah işliyorlar diyor. Ne oldu babaanne dedim. Ya diyor yarın diyor mahşer günü diyor. Rabbimin karşısına çıktıkları zaman diyor Allah bunlara diyecek ki diyor. Sen kimsin ben senin gibi bir kul yaratmadım. <laughs> Ay günün esprisi. <laughs> günün esprisi ondan geldi. Nazif Hanım'dan geldi. Direkt babaannem böyle yapıyor. Bunları diyor hadi biz burada tanıyamıyoruz diyor. Bunları yaratan Allah diyor yarın bir gün bunları. <laughs> Sen ondan bu sözleri al videoyu çek biz estetik haberlerinin arasına süper babaanne Nazife'nin bu esprisine koyalım. Ben size getireyim babaannemi. Harika olur çok güzel olur. Peki seni babaannenin bu değerli sözlerinden sonra magazin turuna çıkaralım izleyelim. Evet sanatta engel yok vakfı Ajda Pekkan'a o güzeller güzeli evinde bir şey verdi ödül verdi. Fakat tabii ki ödül ne kadar güzel ve değerli bir anlam içeriyor da. Anlamın yanı sıra biz yine ne yaptık? <laughs> Ajda Pekkan'ın e, süperstarın, pop ikonunun yüzündeki değişimi yakaladık. <laughs> yüzündeki değişimde ne var? Ne görüyorsunuz? Çene, yanak, dolgu. Evet. Ali ayağa kalkayım mı? Estetik evet. konularında Bu biliyorsunuz. Uzmansın, Ama bir şey gel. söyleyeceğim. Hani ne kadar da tamam Ajda Pekkan hani ama Ajda Pekkan'a hayranız. O bu işi yapıyor da. Gerçekten e, yapıyor. çok böyle ölçüsünde tutuyor değil mi? Evet. Şimdi sosyal medyada da soruldu Ajda Pekkan'ın değişimi nerede diye. Ajda Pekkan'ın değişimi yanaklarında ve çenesinde. Benim sopayla göstermeme gerek yok zaten görülüyor. Görülmüyor mu? Görüm, görmeyene rehber olabilir. Görmeyeni Şu an bana rehber oldun. Evet. Bana tutuyorsun. Ben onu gene fark etmiyorum. <laughs> evet, i̇kisi Ajde... aynı değil mi? İkisi zaten aynı. Ama bu ikisi de Ajda Pekka'nın yeni yüzü. Ha, O zaman... Eski yeni değil yani. Yaşar eski yeni koysaydın anlardın. Tamam eski yeniyle... Gördüm taraftakiyle o aynı. Aynı aynı. Yani, aynı. O risk sağdaki büyük sadece. Ee, ama şurada Ali çenesi daha belirgin. Çenede yapılan evet. dolgu daha çok belirgin. Yanaklarında var ya. Tabii doktor belki yanak ve çene derken azıcık da dudağa dokunmuş olabilir. Çünkü dudakta böyle biraz havalanmış. Ama Ajda Pekkan, havalı Ajda Pekkan. Ee, bunu da yakıştırmış kendine. Bunu da yakıştırmış. <laughs> yani boşuna pop ikonu, süperstar falan demiyorlar. Yaşı ne olursa olsun, yaşını konuşulmasından pek hoşlanmıyor. Arama motoruna girin yaş ortaya çıkıyor yine de kendinden söz ettiriyor Ajda peklem. VTR'leri izlerken Ayşe Dinçer bir şey söyledi aslında çok önemli. Buradan şunu anlıyorum ki Evet sevgilimiz çok uzun yaşayacak benim ömrüm kısa olacak. Nereye bağlı? Nasıl? Allah korusun. Hepsini reklamdan sonra Nereden ne çıkardı acaba? Ayşe'nin söylediklerinden şunu çıkardı, o kısa ömürlü olacakmış. Ben uzun ömürlü ama neden? Neden? <laughs> Çünkü e, Ayşe Hanım dedi ki, e, 117 yaşındaki babaannesi için e, şunu anladım ben dedi hayattan dedikodu ömrü uzatıyormuş. Yani babaannem dedikoduyu çok sever, <laughs> hala köyü birbirine koyardı. <laughs> Kendini yani yiyeceğine milleti yiyor. Ya kadın işte. yalan konuşmaz. Yani olan bir şeyi konuşur ama yani söyler böyle. Ama gerçekten dedikodu <laughs> ömrü uzatıyor. Tatlı bir, dedikodu. Tatlı dedikodu. Yani bütün evet. dertlerini kapının dışına atıyorsun. Evet evet. Gerçekten. Alın, öyle. Ne haliniz varsa. <laughs> ne varsa. Ama tatlı dedikodu, babaannemin yaptığı gibi tatlı dedikodu insan ömrüne ve sağlığına bence katkıda <laughs> oluyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica geldiğin ederim. için bizlerle ayağına birlikte sağlık. olduğun için ayağına ederim. sağlık. Bir küçük bir şey söylemek ha, istiyorum tamam, sevgili mi? Müge ve Ali abicim. Hı. Konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, birkaç mesajlar gelmiş bana biraz Hı. önceki konuştuğumuz işte Ankara Pavyonla o, ilgili pavyonlarla konuları. ilgili. Ben burada hani pavyon özenilebilecek bir yer değil Hı. bir hayat değil. Hı. Burada çocuklarımızı bu özentiden bu e, rahatsızlıktan geri çekmemiz için hayatta hayatın her kısmında ve her bölümünde olduğu gibi sevgi çok önemli. Evet. Anneler babalar çocuklarına sevgi göstererek gerçek anlamda sahip çıkarlarsa evet. işte kızlarımız da böyle hayatlara asla özenmezler. özenmezler. Peki çok teşekkür ederiz. Çok İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın.